Yo, gençler şöyle bir şey yapıyorlar, onu ben şey yapamıyorum. Bizim çocuklar böyle saçma zaman beli kırık gibi hareketler yapıyorlar. Aşağısını hiç yapamıyorum da eller böyle. Böyle bir de belleriyle benim yaşım uygun değil. Papaz cinansı var hocam. Bizim gençliğimizde o yedi mesela. Bizimkiler de şimdi gerçekten, bir de Ankara'dakiler ve İstanbul'dakiler aynı şeyi yapıyor, korkuyorum. Yani merkezi bir zihin kontrol yöntemiyle çocuklar öyle abuk hareketler. Hayırlısı. Bizim zamanımızda da break dans vardı 80'lerde. Hocam bu benim bilim kurgu için düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Sosyal medya, internet üzerinden yayılan bir şeyle ilgili tabii, falan filan. Tabii, tabii. Ama Türk versiyonu yani. Ki var. Şunu yapınca herkes tanıyor. Evet. Aynen. Evet, bence güzel bir soru. Sevgili Hümeyra Hanım sormuş. Hümeyra Demir. Hocam, aklıma takılan bir durum var. Bunaldım ve saçlarımı kısacık kestirdim. Bu kadınların genelinde olan bir durum galiba. Bir şeylere takılıp hıncımızı saçlarımızdan çıkarmak. Bunu neyle açıklayabiliriz? Hocam, neden bunu yapıyoruz? Teşekkür etmiş. Ben de size el sallıyor olacağım ekrandan demiş. Hümeyra, bu konuyla ilgili kitabı hiçbir bilgim yok. İki kaynaktan bilgi sahibiyim. Bir tanesi etrafında morali bozulan bütün kadınların ilk yaptığı saçlarını kestirmek oluyor. Şairlerin bu konuda dizeleri varmış. İşte bunalıma giren hatunlar devamlı sosyal medya hesaplarından o dizeleri paylaşıp duruyor. İşte bir kadına saçlarını kestiren erkek iflah olmaz falan gibi. Böyle öyle bir şeyler dönüyor ortalıkta. Yani bizim dökülen saçların hesabını bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani onu bilemiyorum ama böyle bir şey var. İkinci ve daha önemsediğim bir kaynak ise Seda Sayan. Bir program dedi ki kadınlar bunalıma girdi mi saçıyla oynar yavrucuğum dedi. Seda abla diyorsa doğrudur. Yani kesinlikle böyle bir şey var gibi. Çünkü etrafımda böyle halinden, vaktinden memnun olan, işi gücü falan işte şey yerinde olan insanlar pek saçla başla uğraşmıyor. Ama ne zamanki bir kuafördür, boyadır, kısatayım mı, uzatayım mı, kenardan mora mı boyayayım falan geliyor. Orada ya bir ergenlik durumu ya bir emo durumu var. Genellikle insanlar içeriyle baş edemediklerinde dışarıyla oynarlar. Yani öyle bir durum vardır. Bu bir tercih. Dışarı rahatlatıyorsa oynayın tabii ama içeriği düzenlemeden dışarısı bilmiyorum. Çok bir sonuç vermiyor yani. Onu demek istiyorum. Bunun bence kuaförde geçirilen vakitle de ilgisi var. Çünkü orada... Sosyal bir ortammış bizde. Yok öyle bir şey. Tanımadığın, normalde çok yakın dostunla paylaşacağın kuaförüne her şeyi şıkbadanak anlatıyorsunuz saç kesilirken. Bunu ben de yaptım ve çıktım da dedim ki Allah'ım niye anlat? Ne anlamsız bir şey yaptım şu anda dedim. Bunun onunla da ilgisi var. Orada saçı kestirirken dertleri, sıkıntıları da anlatıp hop hepsini birden atıyorlar bence. Valla benim alt komşum kuaför işte. Arada bir onunla muhabbet ediyoruz. Moonlight kuaför. Reklam yapayım mı? Bak sponsor aldım. Hakikaten çok acayip bir dünyaları var. Neyi sponsor aldınız? Hiçbir şeye. Gördüğün gibi. Bizim sponsorluklar böyle. Ali İhsan'cığım görüyorsun. Bana faydan yok. Arada muhabbet ediyoruz. Gerçekten ayrı bir alemleri var yani. Kuaförle konuştuğum zaman, kuaförlerle konuştuğum zaman ki çok arkadaşım var kuaförler arasında. Ki bizim Tanju Babacan da bir ara kuaförlük yapmış mesela. Kadın olmadığımı hem şükrediyorum hem kadın olmaya çok imreniyorum. Çünkü öyle bir ortam var ki orada bir taraftan korkuyorum, bir taraftan merak ediyorum. Orası ayrı bir dünya gerçekten. O yüzden kadınların saçlarıyla oynaması meselesinde benim bu saçsız kafamla bir şey söylemeye hakkım yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla Seda ablaya bu konuyu havale ederek hepinize saçınızla uğraşmayı aklınıza getiremeyeceğiniz kadar mutlu bir yaşam diliyorum.